Sayın Güneş Altın. Merhaba yedi kıta, yedi iklim. Merhaba dünyanın tüm halkları ve ana dilleri. Slavcı hemu gelen u hemu zamanan re. Roja... Yersiz Dünya Ana Dilleri Günü'nün kutlanmasını propaganda olarak mı sayıyorsunuz? O zaman gidin AK Partili belediye başkan adaylarınıza söyleyin, Mardin'de, Diyarbakır'da, Urfa'da gelip Kürtçe propaganda yapmasınlar. İkiyüzlülüğünüzü bu şekilde ortaya çıkarmayın. Ben size yeniden bir dakika süre tamam, veririm. Lütfen sözümü kesin. Ama Türkçe hitap ederseniz. Bir kelimeyle bu ülkede yaşayan halkların dilinden ana dil gününü kutlayacağım ve rica ediyorum sözümü kesmeyin. O sistem kesiyor zaten, onu söyleyeyim. Sistem ben. Kesmiyor. Az evet. Önce arkadaşım da Kürtçe konuştu ve kesmedi. Kesildi. Siz farkına varmadınız. Ben yazımı tamamlamak Türkçe, istiyorum müsaadenizle. Türkçe hitap ederseniz sevinirim. Ben dünya halklarının dilinde Kürtçe kutlayacağım. Merhaba yedi kıta, yedi iklim. Merhaba dünyanın tüm halkları ve ana dilleri. Slavcı hemu gelen u hemu zaman. Şu an yerimden almış olduğum bu söz hakkını bir dakikalık konuşmamın gasp edilmesi sebebiyle devam ettirmeyeceğim. Fakat bunu çok açık ifade etmem gerekiyor ki yetkinizde olmayan bir şekilde söz hakkımı gasp ediyorsunuz. Tıpkı 100 yıldır Kürt halkının ve diğer halkların sözünü gasp ettiğiniz gibi. Bugün burada 21 Şubat'ta Dünya Ana Dilleri Günü'nde yine Kürt Çenin üzerindeki baskıları bir kez daha hepinizin ve bütün halkların, bütün dünyanın gözü önünde bir kez daha yaşadık. AKP ve MHP iktidarı seçim zamanında Kürt dilini bir araç olarak kullanarak oy istemeyi biliyor ama bu çok iyi bilinsin ki ne Kürtçe konuşmaktan, ne Kürtçeyi savunmaktan, ne diğer dillerin özgürlüklerini savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bizi her bizi berkodan azıma.